birlikte bir yeni yıl alışverişine çıkacağız. Metro Market'e geldik. Oo, arkadaşlar kafa yemeli bir görüntü. Hangisini alırdınız? Çok karışık. Bunu ay babayı mı, bunu ay babayı mı? Sanki şu mu? Benim böyle antik kutu şeyleri sevdiğimi bildiği için yani bu köşe şöyle oldu. Hepinize yeniden merhaba dostlarım. Bugün başlıktan da anlamış olacağınız üzere birlikte bir yeni yıl alışverişine çıkacağız. Aslında benim normalde bir çam ağacım ve süsleri var ama her sene mutlaka ufak tefek de olsa eklemeler yapılıyorum. En sevdiğim şey yılın bu zaman. Malzemeler alacağımız yere gidelim. Bugün ben iki yere gitmek istiyorum. Biri Bursa'daki büyük Metro Market ve diğeri Bursa'da parti malzemeleri satan bir yere gideceğiz. Yani dedim ki videonun açılışını dışarıda yapayım, farklılık olsun. Yani keşke böyle bir farklılığa girişmeseydim. Aa, çok tatlı şeyler var. Gidin bakalım. Resmen. Cennete düştüm. Çeşit çeşit ağaçlar var. Hatta fiyatlarını şöyle göstereyim. 180 cm olan 350. Şu ne kadarmış? 210 olan 599. Böyle kendinden karlı olanlar da var. Şunlar mesela güzelmiş. Ama bilemedim, çok da aşık olmadım. Ama şu çok tatlıymış. Kese. Şöyle. Runner var. Fiyatları da çekmeye çalışıyorum. Size yardımcı olmasa istedim. Bu sticker mı? Şöyle. Ay çok tatlı. Aa, tombala var 5 lira. Tombala alabiliriz aslında. Tombala. Aa, bunlardan istiyorum. Aa, bakın arkadaşlar, bunlar çok uygun burada. Metro Market'te inanılmaz pahalı. Yani 200-300 lira falan fiyat yazmışlardı geçen sene, ki bu sene eminim daha almıştım. Bu da çok uygun. Oo, bunlara bayıldım. Ben buraya çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten fiyatları bence birçok yere nazaran çok iyi, çok uygun. Bursa'da yaşayan ve böyle süsleme arayan insanlar gelsin baksın. Evet dostlar, şimdi alacaklarımızı aldık, gidiyoruz. Evde gösteririm size. Metro Market'e geldik. İnşallah burada da güzel şeyler bulurum da. Hem güzel hem fiyatları uygun. Böyle mutlu mutlu evime dönerim. Çünkü bugün 1 Aralık. Süsleme yapmam lazım. Arkadaşlar kafa yemeli bir görüntü. Bayılıyorum buraya ya, bayılıyorum. Şurada kukineler var. Çok güzel. Şurada da bir sürü oyun çeşitleri. Ama arkadaşlar görüyorsunuz, burada biraz bir tık ağaçların fiyatları daha yüksek. Ama daha dolgunlar. Bunu da şimdi söylemeden geçemeyelim. Arada fark var. Ya şu ledlere falan bayıldım. Çok güzel. Şimdi bakalım. Şu çıkarayım mı? Şimdi bizim şapkamız var. Şapka almamıza gerek yok. Bu şekilde şeyimiz de var. Süslerimizden de var evde. Bundan da almamıza gerek yok. Yalnız toplarımız var ama çok güzel top çeşitleri getirmişler. İnşallah kendimi tutarım da top almam. Aa, burada kar spreyi daha ucuzmuş ya. Kazıklandım. 11 lira. Kar spreyini metrodan alın. Orada 10 lira daha fazlaydı. Ben en çok şimdi arkadaşlar ışıkları merak ediyorum. Işık almak istiyorum ama az önceki yerde biraz pahalıydı açıkçası. Çünkü Trendyol'da falan baktım, daha uygun.
Şimdi biraz da burada bakalım. Eğer burada ucuzsa buradan almak istiyorum. Mesela bakın şu 179 lira. Orada 190 lira falan ve ledleri daha küçük yani beğenmemiştim. Burada da böyle farklı farklı var. Mesela şöyle ampul ışık var ya burada da ucuz. Şöyle kozalaklı var. Şöyle. Ben aslında şöyle bir şey arıyorum. Evet bu da burada 179 lira. Neyse arkadaşlar ışık olayını düşüneceğim. Kafam karıştı biraz. Uzunluğu, kısalığı ve işte yanıp yanmaması, moda olup olmaması noktasında. Yıldım ya şu baykuşlu kozalak olan şey ne kadar güzel. Çok yaratıcı şeyler yalnız. Tatlı şeyler var ve uygun fiyatlı bence bu. 49 lira şöyle tek. Şunlar da çok tatlı ama. Ve 39 lira mesela şöyle. Çok güzelmiş ya. Bu aklımda kalsın olabilir. Böyle 229 liraya böyle burada dallar var. Ya burada da çok pahalı bunlar. Hani daha sık ama çok daha pahalı. Mesela şöyle bir süs 49 lira. Arkadaşlar size de fikir olması açısından. Şöyle geyikliler 30 lira. Bende böyle küçük var. O yüzden böyle bir şey almayacağım. Ama ben bunlara bayılmıştım. Arkadaşlar çok güzeldi ve bunlar indirimde değil. Niye ya? Neden? Ama alacağım galiba. Bundan çok istiyorum. Evet, ilk şeyimizi aldık. Süsümüzü aldık. Evet, bir de arkadaşlar ben bundan istiyorum. Bakın, çok çok tatlı değil mi ya? Bir de şimdi böylesi var. Aslında ben kırmızı daha çok beğendim ama bu Noel Baba da çok güzel ama bu gezmeye çıkmış normal bir gündeki Noel Baba gibi. Daha Christmas temalı. Bunu alacağım galiba. Aa, bunların da kıyafetlerinden farklı olan var. Ha, şöyle de var. Şimdi bu mu? Bu mu? Yani şu mu? Hadi bakalım yine kafamız karıştı. Sanki şu ya. Sen de çok tontonsun sen de. Hangisini alacağım ben? Kafam çok karıştı. Şimdi anneme sorsam böyle lüzumsuz şeylerin peşini bırak diyeceği için ona bunu soramam. Bircan çalışıyordur hastanede. Gergin bir ortamdadır ona o yüzden soramam. Sema Nur'un da çok cevap vereceğini sanmıyorum. Evet arkadaşlar hayat bazen risk almaktır ve sordum aile grubuna. Sema Nur kırmızı dedi. Bakalım oylama devam ediyor. Bakın arkadaşlar kıran kırana bir çekişme var. Sanırım bu kırmızıyı alacağım. Evet arkadaşlar bir de geyik almak istiyorum. Ama geyikler gördüğünüz üzere bayağı bitmiş. Ben özellikle gümüş rengini beğendim. Fiyatı da şöyle göstereyim. Yani şurada da büyük bir geyik var. Ama bu da çok büyük ya. Noel Baba'dan büyük geyik olmaz ki. Bunda çok bir şey almadık ama şu anda çok tutacak gibi gözüküyor. Aşkım ben de bu alışverişe gelmemek için çok büyük hata yaptım bak. Kendimi durduramıyorum. Ama durdurmam lazım. Hani bakın şu an kamerayla konuşuyorum süslere bakıyorum sürekli farkında mısınız? Bu hiç sağlıklı bir durum değil. Evet arkadaşlar kendimi durdurma kararı aldım. Çünkü daha ay devam ediyor. Eğer ki içimde kalırsa gelir alırım. Şimdi buradan çıkacağım. En son evde size aldıklarımı gösteririm tekrardan. Evet dostlar şimdi Metro Market'ten de alacaklarımı aldım. Artık eve gidelim ve şu ağacı kuralım. Çok... Şimdi dostlar ben eve geldim. Biraz da yoruldum açıkçası. Işık da gitmeden hızlıca şu ağacı kurmak istiyorum. Ondan önce de size aldıklarımı hemen bir kısa göstereyim. İlk önce o parti malzemesi satan yerden aldığım şeyleri göstereceğim. Ben olabildiğince uygun fiyatlı şeyler almaya çalıştım. Uygun fiyatlı sayılabilecek yerlerden alışveriş yapmaya çalıştım. Bursa'da yaşıyorum. Hani Bursa bünyesinde konuşuyorum. Ona rağmen şu an inanılmaz bir hayat pahalılığı olduğu için tabii ki de bu yılbaşı süslerine de yani hani senenin bu en güzel umut veren zamanlarına bile yansımış. Hani bu da yadsınamaz bir gerçek. Şimdi dediğim gibi ilk önce o parti malzemelerinin satıldığı yerden aldığım şeyleri göstereceğim. Beşer metrelik böyle garland sanırım yanlış bilmiyorsam. Aynen garlandlardan aldım. İnşallah böyle telaffuz ediliyordur bilmiyorum. Bunlardan ben 3 tane aldım bu garlandlardan. Tombala aldım. Yılbaşı gecesi oynarız diye. Annemler gelirse ya da kardeşlerim. Böyle şablon aldım arkadaşlar. Bunlar cama yapıştırılıyormuş. İçine de kar köpüğü sıkılıyormuş. Bunu çok merak ediyorum. İnşallah güzel durur.
Yani bundan tek beklenti yılbaşı geçtikten sonra camdan kolay çıkması. Şöyle bir kar köpüğü aldım. Şöyle bir kar spreyi aldım. Küçük bir kardan adamlı daha doğrusu. Böyle bir kavanoz aldım. Çok tatlı. Hatta şöyle de göstereyim. Fişi. Oradan çıktıktan sonra biliyorsunuz ki Metro Market'e gittim. Şimdi de Metro Market'ten aldıklarımı göstereceğim. Ben dediğim gibi arkadaşlar çam ağacım olduğu için ve toplarım olduğu için genellikle hani daha bende olmayan malzemelere yöneldim. Şimdi bir tane şu Noel Babalardan aldım. Ya buna bayıldım ya. Buna ve diğer Noel Baba'ya da aslında çok bayıldım. Hatta biliyorsunuz aile grubuna sordum bununla ilgili dönem muhabbetleri ama... Bilmiyorum, seni çok sevdim ya. Çok tatlı değil mi? Bence aşırı tatlı. Bunlar bir de indirimdeydi. Normalde mesela Carrefour'da ben geçen gün gördüm. Ve inanın gerçekten bu kadar güzel de değildi ve boyutları daha küçüktü. Çok pahalıydı. Metro Market'te gerçekten bunların fiyatı düşmüş. Hani böyle bir şey almak istiyorsanız Metro Market'e bakabilirsiniz. Kesinlikle orada daha uygun. Böyle bir çikolata aldım. Bir de şöyle bir geyik aldım arkadaşlar. Ya geyikler bitmişti ya. Ben şok oldum. Altı üstü geyik ama bilmiyorum ya. Son kalanlardan aldım. Ben gümüş rengi istiyordum. 2-3 tane kalmış. Hatta size de çektim o anı. Bunu da böyle Noel Babam'ın yanına koymayı düşünüyorum. Şöyle bir süs aldım. Yani tek ağaç süsü bunu aldım. Bu şekilde yani arkadaşlar benim alışverişim. Metrodan aldıklarım ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Tam şuraya pıt diye size fiyatı yazı vereceğim. Söyleme dilim varmıyor çünkü. Neyse arkadaşlar benim alışverişim bu şekildeydi. Şimdi hemen hızlıca ağacı kuralım. Hadi bakalım başlayalım. Tamam arkadaşlar şimdi şu altı hallettik. İkinci gövdeyi bulmamız lazım. O da şudur diye düşünüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu tak diye oturdu. Şu üçü takalım. Bu arada benim ağacım 180 santim. Yani öyle diye hatırlıyorum. Aynen 180 santim. Şu en tepeyi takıyorum. Tamamdır. Arkadaşlar buldum. Böyle bir kutu daha varmış. Almayı unutmuşum ya. Panik oldum bir an dedim. Işıklarım nerede? Attım mı? Ay. Çünkü atmış da olabilirim. Tam benlik bir iş. Evet arkadaşlar siz sever misiniz mesela yılın bu zamanlarını? Yorumlara yazın bana merak ediyorum. Diyorum ya ben çok seviyorum bu hani aralık ruhunu. Yılbaşı ruhunu daha doğrusu. Ama aralığı dair severim çünkü aralık da benim 4 aralık doğum günüm. Yani birkaç gün sonra doğum günüm. Birazcık heyecanlıyım. Değişik hissediyorum. 30'uma yaklaşıyorum o yüzden... Bu biraz ilk defa tanıştığım bir yaşlanma hissi. Değişik hissettiriyor arkadaşlar. Yani çok bayıldığımı söyleyemem ama yani ilk defa mimik çizgilerim ve alın çizgilerim sinirimi bozmaya başladı diyebilirim. Neyse ruhumuz genç öyle düşünelim. Ya çok güzel. Şimdi artık toplara geçebiliriz. Ben size bendeki topları göstereyim arkadaşlar. Şimdi seneler önce ben Koçtaş'tan şöyle top seti almıştım. Bu şekilde şöyle 3 rengi var. Bir bu tonlar olacak. Yani böyle şampanya sarısı gibi bir renk. Bir de şöyle daha küçük toplarım var. Böyle kırmızılı sarılı. Böyle kar taneleri var. Aa bir de aslında şunlar var arkadaşlar. Bakın şu kurdeleler inanılmaz güzel şey katıyor. Hava katıyor. Yılbaşı ağacına bence çok beğeniyorum ben. Bunları annem bana getirmişti. Benim böyle antik kutu şeyleri sevdiğim bildiği için sağ olsun atmamış getirmişti. Çok çok güzel duruyor. Bunları da takacağım mutlaka. Şunu söyleyeyim büyüklüğü çok güzelmiş ama keşke bir tık daha böyle dolgun dolgun olsaymış var ya tadından yenmezmiş ama 35 lira arkadaşlar çok da şey yapmamak lazım. Şimdi dostlar saat oldu artık 6.30-7. Çok yoruldum bir yemek yedim mola verdim. Enerji çağırıyorum kendime tekrardan. Ha gayret diyorum ve şey yapacağız arkadaşlar. Şu orta sehpayı ve masanın üstünü düzenlemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar önce bir sileyim şunun üstünü ıslak mendille. Çünkü bütün döküntüleri bunun üstüne koyduğum için illaki şey oldu. Bozlandı. With you.
Şimdi yerler battığı için arkadaşlar bir ufak süpürmemiz lazım. Vakitte çok geç olmadan onu hemen aradan çıkarayım. Çünkü komşularımızı rahatsız etmek istemiyorum. Şu görmüş olduğunuz yere böyle küçük bir sehpa koymak istiyorum. Şöyle Bath & Body Works'ten bir mum almıştım. Arkadaşlar bu mum ben diyeyim 5, siz deyin 6. Böyle bitmeyen bereketli bir mum. Çok güzel kokuyor. Yani inanılmaz güzel kokuyor. Böyle daha güzel oldu. Bu köşede tamamdır. Şimdi gelelim Zuna'nın zırt dediği yere. Arkadaşlar görüyorsunuz yok 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 masada her şey var. Şurayı bir düzeltip dekore edelim. Bir şöyle temamıza uygun. Sonrasında da en son keyfimizi artık yapalım. Şimdi ben buraya girişiyorum. Kinaları çamın etrafına saracağım. Oo, çok sevimli. Yani sadece şu masa örtüsünü ütüleseymişim, birazcık çaktırmayın. Mükemmel olur. Olsun. Böyle çok göze batmıyor. Bence burası da oldu. Aşırı sevimli ve güzel. Şöyle bizim bir ayakkabılığımız var küçük. Böyle güzel bir işte küçük saksı, yapay bir bitki koydum. Bir ufak mum kondurmak istedim. Bir de yanına bir ufak fener. Hemen şöyle bir dönüyoruz ve salonumuz var. Yani bu köşe şöyle oldu. Son olarak da merdiveni bu aldığımız çam şeritlerden sardım ve ışık doladım. Evet arkadaşlar, ben evin genel görünümünü çok sevdim, çok beğendim. İnanılmaz içime sindi. Çok tatlı, çok böyle güzel, kozi bir ruh oldu. Dediğim gibi arkadaşlar, bu yeni yıl ruhunu çok seviyorum. Ve her şeyden önce bu zamanlar, yılın bu zamanları insana kesinlikle umut veriyor. Ve bence şu an bu yüzyılda herkesin ihtiyacı olan şey, yani şu kadar tane de olsa umut parçası, iyi olabilmeye dair, daha güzel günler görebilmeye dair. Umarım benim içimi ısıtan bu sıcacık ruh hali size de geçmiştir. Videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız, üstelik bir de yorum bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Bana en güzel yeni yıl hediyelerinden birini vermiş olursunuz. Sizleri seviyorum. Bu arada büyüyoruz. Ufak da olsa büyüyoruz. Ben bunu çok önemsiyorum. Buradan beni izleyen, dinleyen 156 aboneye kocaman öpücükler gönderiyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.